Yepyeni bir günden, yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Şu anda Siber Hafta Laz diye bir hesap açtım ve Siber Hafta Laz hesabı sıfır hesap. Görmüş olduğunuz gibi bir karakteri var. Şuradaki bütün Siber Hafta tekliflerini aynı zamanda şuradaki mega kutuyu alınca burada kaç tane karakterimiz olacak? Bu teklifler bize ne kazandıracak? Onu ölçmeye çalışacağız arkadaşlar bu videonun içerisinde. Aynı zamanda Supercell şu şekilde inanılmaz büyük bir paket gönderdi. Bu paketin açılımını yapacağız videonun ilerleyen dakikalarında. Beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Like atmayı unuttuğunuz zaman üzülüyorum yani. Lafı fazla uzatmadan direkt olarak şu gelen kutusundan büyücü Barley'i alalım. Dolayısıyla Barley'i almış oluyoruz bu şekilde. Evet. Barley biliyorsunuz ki Supercell ID ile beraber bize veriliyor. Onun dışında şimdi arkadaşlar öncelikle ben şuradaki 189 liralık teklifi satın alacağım. Bu arada bu hesabı bir daha kullanacağımı gerçekten düşünmüyorum. Şu anda bir deney olsun diye yapıyoruz bunu. 360 taş, 5200 altın. Bakalım bu kutulardan ne çıkacak? 3 tane karakter Rosa gelecek muhtemelen. Her zaman öyle olmuştur. Vallahi bu oyunu biliyorum ha. Rosa geldi. Evet, ilk karakterimiz Rosa. Dolayısıyla 3 tane karakterimiz oldu şu anda. İkinci kutudan karakter geldi mi? Gelmedi bu sefer. Üçüncü kutunun içerisinden karakter geldi mi? Bundan geldi. Ne gelecek acaba? Şimdi tahminlerime şey, El Primo gelecek ya. Öyle düşünüyorum. Abi gerçekten bu oyunu ezberledim ben. Yani ne çıkacağını, ne zaman çıkacağını biliyorum cidden. Devam ediyoruz abi. Bir tane daha kutu daha. Bundan karakter gelmeyecek. Aynen öyle. Daha kutu var mıydı? Daha kutu varmış bu arada. Bir tane daha bundan karakter geliyor. Ne gelecek bu sefer? Bu sefer Süper Ender gelecek diye tahmin ediyorum ben. Bakalım Süper Ender geldi. Like'ını alırım bak. Çok doğru tahminlerde bulunuyorum şu anda. Evet, başka kutumuz var mı? Varmış. Ne kadar kutu vardı? 6 tane bundan karakter gelmiyor. Tüh be. En son da arkadaşlar yükseltmelerimizi yapacağız. Bütün altınlarla beraber, hepsiyle beraber. Şu anda 360 taşımız var. Buradaki Nani'yi alsam mı, almasam mı bilemedim cidden. Şurada Süper Ender Savaşçımız var. Onu alayım ben ilk olarak. Yani bunu alsam iyi olur. 80 taşla beraber. Jackie geldi şu anda. Kaç tane karakterimiz oldu ona bir bakalım. Siber Hafta teklifleri ne kadar işe yarıyor onu ölçmüş oluyoruz şu anda. Görmüş olduğunuz gibi 6 tane karakterimiz oldu. Bir tane Barley'i saymıyoruz. 4 tane karakter şu anda satın almış, çıkartmış olduk yani. İkinci olarak arkadaşlar şuradaki teklifi alıyorum. Evet, almaya hazırsınız diyor. Tamama basıyorum ve alıyorum. 170 taş da buradan geldi. 1000 altın. En son yükseltmelerimizi yapacağımızı söylemiştim. 5 yazdı. Karakter gelir mi? Gelebilir de, gelmeyebilir de. Ama gelme ihtimali var. Aynen. Gelmedi. Evet. Gelme ihtimali vardı çünkü karakter sayısı bayağı az. Bir tane daha açıyoruz. Ne geliyor? 5 yazdı. Bundan karakter gelir mi? Gelmedi. Tamam, bundan gelsin ama. Bundan gelmesi lazım yani gerçekten. İki tane vermemesi bir acayipti. Artık büyük bir şey bekliyorum ben açıkçası. Ne gelecek? Poco geldi. Son Ender Savaşçımızı da aldık. Bundan sonra Ender çıkmayacak. Şu ana kadar 7 tane karakterimiz oldu. Bir tane daha kutu açıyoruz. Bundan 5 yazdı. Aslına bakarsan bu kadar mega kutu açıp da bu kadar az karakter çıkartmak gerçekten beni üzdü. Daha çok bekliyordum ben açıkçası. Son mega kutumuz galiba. Bundan da gelmedi. Bak, mega kutularda yani bugün şanssız olduğumuzu düşünüyorum. Yani Siber Hafta teklifi herkes de farklı netice verecektir ama ben de iyi bir netice vermediğini düşünüyorum açıkçası. Şu anda Siber Hafta teklifleriyle öncelikle Brawl Pass'i etkinleştiriyorum. Sonuçta Siber Hafta teklifleri bize şey verdi. Biliyorsunuz ki elmas verdi. 249 taşa 10'luk olanı açıyorum şu anda gördüğünüz gibi. Sonuçta Mike, evet, kupa yolu karakterini almış olduk bu arada. Daha 2000 kupa olmadan 0 kupada almış olduk. Bunun dışında gelen buradaki kutulardan neler çıkacak onu merak ediyorum. Sonuçta arkadaşlar Siber Hafta teklifleri bunu yapmamızı sağladı açıkçası. Ama karakter vermiyor işin enteresan tarafı. Pek verimli geçmiyor şu ana kadar açıkçası. Yani sıfır hesaba bir böyle Siber Hafta teklifleriyle bir şeyler yığmaya çalışsak pek mantıklı olacağını düşünmediğimi düşünüyorum şu anda. Evet, nasıl bir cümleydi bu bilemiyorum ama gerçekten öyle yani. Şu anda abi karakter vermen lazım bak. Gerçekten koskoca Brawl Pass'i açtık. Bir şeyler vermen gerekiyor artık cidden. Ne vereceksin? Vermiyor. Hala vermiyor. Şundan ne veriyor? Abi gerçekten inanılmaz ya. Cidden inanılmaz. En azından bir rozet paketi verdi. El Primo'yu, Jackie'yi ve Jackie'yi. Jackie'den iki tane verdi.
Çok saçma. 100 altınımızı alıyoruz. İşe yarayacak. Buradan da 100 altınımızı alıyoruz. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi bu roll test tamamen bitti. Şimdi şurada bir tane ücretsiz kutumuz var. Ücretsiz kutudan bir şey vermedi. Ve halen bitmiş değil. 2 tane mega kutu açıyorum 89 taşa. Ne gelecek? 6 yazdı nihayet. Nihayet 6 yazdı. Destansı çık bari ya. Süper ender çıkma lütfen. Büyük ihtimalle süper ender çıkacak da. Neyse, destansı çıkarsa. Aha, destansı çıktı. Çok güzel. Vallahi biliyorum bu arada arkadaşlar. Like'ına zaten izlenip atabilirsiniz. Gerçekten içime doğuyor resmen bugün. İkinci mega kutudan bir şey vermeyecek bu sefer. Vermedi. Aynen. Yani ne diyeyim? Şuradaki ücretsiz kutudan da bir şey vermedi. Okey. Şu anda ne kadar taşımız kaldı? 122 taşımız kaldı. Özel yapabileceğim bir şey yok açıkçası. Bir tane mega kutumu, 4 tane büyük kutumu. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şu paketi bir açalım yani gerçekten. Merak eden arkadaşlarımız mutlaka vardır çünkü. Paketin üzerinde Brawl Stars World Finals 2020 yazıyor, yani Dünya Şampiyonası 2020 yazıyor. Şurada Brawl Stars logosu falan filan var ve inanılmaz sağlam bir paket yani. Dünya Şampiyonası'nı sunduğum için bana da gönderdiler. Kendilerine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şöyle bir rulo var. Rulonun içerisinde arkadaşlar bir mousepad gönderdiler. Şöyle baktığımız zaman şu şekilde olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten kaliteli bir mousepad bu arada. Dünya Şampiyonası'nın görseli var bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Çok güzel görünüyor. Çok şekil raptiyeler falan göndermişler şu şekilde. Kızgın raptiye. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi kupa şeklinde raptiye. Şöyle arkasını açtığınız zaman görebiliyorsunuz raptiye. Şu da onun tıkacı. Tıkayabiliyorsunuz güvenlik önlemi sebebiyle. Bir tane özel bir kart gönderdiler. Arkasında çok güzel bir mesaj var. Bana ait. Güzel. Bu da çok hoşuma gitti. İngilizce olarak yazılıyor. Bir teşekkür mesajı gibi bir şey. Bir tane bel çantası yollamışlar. Challenger Cold'u çok andırıyor. 3-4 tane gözü var. Asel bunu çok beğendi. Muhtemelen Asel'e vereceğim bunu. Asel oynuyor. Şunu ben paket açılımı için arkadan aldım. Çok güzel bir sweet. Challenger Cold sweet'i görmüş olduğunuz gibi. Arkasında da gördüğünüz gibi çok güzel bir kanatlanan kupa. Yani giydiğin zaman şöyle duruyor. Bence çok hoş duruyor açıkçası ama ben arkada kullanmayı tercih ediyorum ya. Yıpratmayı düşünmüyorum. Yani bildiğin odamda her zaman değerli bir yerde dursun. Ve yine ait olduğu yere arkaya doğru koydum onu. O orada duracak yani. Zaten videonun başında oradaydı. Paket açılımı yapmak için paketin içine tekrardan yerleştirip tekrardan açıyorum paketi. Ve son olarak şöyle bir kutunun içerisinden şu şekilde bir şey çıktı. Bir bardak veya kalemlik gibi bir şey. Bir logo var üzerinde gördüğünüz gibi. Yine kupa logosu. Aynı zamanda bunun kapakları tarzında şu şekilde bir şeyler de göndermişler. Bu kadar. Paketin içerisinden bunlar çıktı. Buradan teşekkür ederim Supercell'e. Böyle güzel hediyelerle beni mutlu ettikleri için çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve tekrardan hesabımıza dönelim bakalım. Ben 4 tane büyük kutuyu tercih ediyorum arkadaşlar. Mega kutudan ziyade. İnşallah 4 mega kutudan bir şey çıkarırız da değer yani, mega kutu açmadığımızda pişman olmayız. 4 büyük kutu daha cazip geldi açıkçası, niye bilmiyorum. Bu son büyük kutu diye tahmin ediyorum. Vermedim mi? Son büyük kutu muydu? Son büyük kutuydu, vermedi. Evet. Siber hafta tekliflerimizi şu anlık bitirmiş oluyoruz. Şu anda bütün geliştirmelerimizi yapalım. Karakterlerin son halini göstereyim size. Evet, Shelly ile beraber başlıyoruz. Shelly'yi 6. seviyeye çıkardık. Dynamite 4 seviye oldu. El Primo 6, Barley 6, Poco 4, Rosa saçma bir şekilde 7 oldu. Allah Allah. Shelly 6 olup Rosa nasıl 7 oldu onu anlayamadım. Şu anda Karl'ın 6 olduğunu görüyoruz ve Jackie 4 oldu ve son olarak çıktığı için 3 seviyeye kadar geldi. Barley'i ben saymıyorum. Shelly'yi de saymıyorum. 7 tane karakter çıkarttık ve son durumda seviyelerde bu şekilde olduğunu görüyorsunuz. Bu video ne kadar mantıklı oldu bilmiyorum ama enteresan bir video olduğunu düşünüyorum. Daha önce çekmediğim tarzda bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Burada bir deney yapmış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir yani. Daha fazla bu tarz videolar için mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda Lou ile dünya sıralamasına çıkmış olduğum video burada. Gidip izleyebilirsiniz. Burada da cezalı kutu açılımı videoları var arkadaşlar. Uzun zamandır cezalı kutu açılımı gelmiyor. Belki özlemişsinizdir. Gidip izleyin mutlaka. Buradan da kanala abone olabilirsiniz tıklayıp. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.